Evet, herkese merhabalar. Bugün farklı bir şey yapıp böyle açıklamalı bir tier list videosu çekeceğim. Baştan söyleyeyim, bu tier list videosunda koyacağım sıralama falan tamamen benim düşüncem. Bazıları çok düşük gelecek, övmeyin. Bazıları çok yüksek gelebilir size, yine sövmeyin. Tamamen kendi deneyimime göre sıralayacağım karakterleri. Bu arada sıralayacağım dediğim de tier'a göre sıralayacağım. Yani aynı tier'dakiler sıralanmış olmayacak. Başlayalım hemen hızlıca. Gördüğünüz gibi bayağı bir tier var burada. Bir de şöyle bir şey de var. Ben genelde destek karakterlerini main DPS karakterlerinden üstte tutarım. O yüzden yani başlangıçta Nebilet'i en yukarıda görmeme sebebiniz o olacak. Ben destek karakterlerini daha değerli buluyorum. O yüzden. Bu arada bu tamamen güce göre dayalı bir tier list. Yani Abyss'e göre. Abyss'te ne kadar kullanışlı karakter gibimsi. Öyle bir tier list olacak. Şimdi nasıl başlayalım? Aslında rastgele bir karakter alsam daha iyi, hop. Evet, geldi Avare. Şimdi Avare S veya A tier'ında olacak. A tier'ında olabilme sebebi, Furina'yla oynayabiliyorsanız karakteri karakter S, Furina'yla oynayamıyorsanız karakter A tier'ında. Bence o yüzden ya, Furina'yla oynayabiliyorsunuz, böyle kill issue'unuz olmadığını varsayarak bu tier listi yapacağım bu arada. Yani karakteri oynayabildiğinizi varsayacağım. Ya oynanış kolaylığı falan bu tier liste ya fazla dikkate alınmayacak. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden Avare'yi S'e koydum. Oynaması zor bir karakter. Fırınalı takımına oynuyorsanız ama oynayabiliyorsanız bayağı vuran bir karakter. Tabi bir de baştan söylemeyi de unuttum. 5 yıldızları Kon 0 halini değerlendireceğim. 4 yıldızların ise Kon 6 halini değerlendireceğim. Onu da söyleyeyim. Yani mesela Avare oynuyorsanız ya, Kon 6 faruzanız var sayıyorum. Mesela Avare'yi buraya koyduk. Güzel hava DPS'i zaten. Evet, diğer karakterimiz hop Ayato. Evet, Ayato biraz metadan düştü. O yüzden A'ya koyacağım. Evet, Ayato yani su uyguluyor. Hasarı fazla değil. Alan su uyguluyor yani. Çok bir şey yaptığı yok aslında. Nevlet'in gelmesi Ayato için çok kötü oldu. Ya bir yeri kalmadı Ayato'nun. Nevlet tamamen böyle power creepledi Ayato'yu. O yüzden A'ya koydum. Diğer karakterimiz Alhaitham. Evet, Alhaitham'ı SS'e koyuyorum. Alhaitham güçlü karakter. Cookie Nahida Furina'yla oynuyorsanız zaten takım vuruyor, yok ediyor. Alhaitham'da zaten en fazla vuran Dendro DPS. O yüzden zaten gücünün farkındasınızdır diye düşünüyorum. O yüzden SS'e koydum. Diğer karakterimiz şöyle hemen Goro. Şimdi Goro biraz ya, tier'a koymak zor. Neden? Goro Geo takımlarında, neredeyse tüm Geo takımlarında oynanıyor. Navia hariç. Navia ve Ningguang hariç. Yani defans ile skillenen Geo karakterleriyle oynanıyor. O yüzden S veya A'ya koyabilirim. Geo takımları S değil de A'ya mı koysun? A'ya koyayım ya. Evet, A'ya koyalım. Çünkü Goro ile kullanılan DPS'ler ne? İşte Noel, Gitto. Bunlar yani. Başka yok değil mi? Evet. Başka yok. Tamamdır. Goro'yu da A'ya koydum. Diğer karakterimiz şöyle hop. Dehya. Büyük, ben Dehya'yı biraz... Ya Dehya sevdiğim bir karakter benim. Ama gücü de belli. B'ye koyacağım Dehya'yı. Böyle gidip D'ye koymayacağım. O D'ye koymak biraz saçmalık. Çünkü defansif olarak kullanılabiliyor Dehya. Ve DPS'te kasarsanız yani vurdurtabilirsiniz karakteri. O yüzden ya B koydum Dehya'yı. Yani en azından kullanışsız değil. İşte zonginiz yoksa defansif olarak kullanabiliyorsunuz Dehya'yı. O yüzden B'ye koydum. Bu arada sonlara doğru böyle bir karakterlere bakarım. Yeri falan değiştirebilirim belki. Onu da söyleyeyim. Hemen şöyle çekeyim, hop Linei. Şimdi bu hocam tier'ı çok şaşıranlar olabilir. Şaşırmayanlar da olabilir. Buraya koydum Linei'yi. Dediğim gibi oynayabildiğinizi varsayıyorum Linei'yi. Linei'yi oynayabiliyorsanız Linei çok fazla hasar vuran bir karakter. Furina ile oynanıyor Vayp olarak. Bir de öyle bir yanlış algı da var, Linei sadece Monopyro'da oynanır diye. Hayır, Linei Vayp'te oynanabiliyor Furina ile. Tabi Monopyro'da da oynayabiliyorsunuz yani. İşte Kazuha, Bennett, Xiangling, Linei şeklinde. Veya orada Kazuha'nın yerine Furina koyabilirsiniz. Veya Xiangling yerine Furina koyabilirsiniz. Kazuha yerine Zhongli koyup Kalkan ile oynayabilirsiniz falan. Ya yani oynanıyor. Bende zaten Linei var. Gayet güçlü bir karakter. Ama dediğim gibi oynanışı zor olan bir karakter. Evet, diğer karakterimiz Rosaria. Şimdi Rosaria hangi takımlarda oynanıyor? Reverse Melt takımlarında oynanıyor. Bir de Donma takımında ikinci Cryo olarak kullanılabiliyor. Eğer Shen'iniz yoksa veya Furina'nız da yoksa. Onunla, ya aslında Furina'nın çıkması biraz Rosaria'nın değerini düşürdü. B'ye mi koysam A'ya mı diye düşündüm. Rosaria'nın yeri değişebilir. Ya şimdilik B'de kalsın ama dediğim gibi yeri değişebilir. Çünkü yani donma takımında işte Ayaka donma takımı oynasanız Ayaka, Rosaria, Kazuha, Okami oynuyorsunuz. Ya Shenhe'niz yoksa Shenhe'nin yerine geçiyor bu Rosaria. Ama Furina'nız varsa zaten Furina'yla Charlotte oynuyorsunuz. Kazuha,
ayaka şeklinde. Yani o yüzden dediğim gibi değeri biraz düştü Fırna ile. Diğer karakterimiz Chiori. Şimdi Chiori'yi ben A'ya koyacağım. Navi ile güzel giden bir karakter. Ito ile güzel giden bir karakter. O yüzden A'ya koydum. Zhongli ile Double Geo takımları yapabiliyorsunuz. Yani Chiori, Zhongli, sen de karakter koyuyorsunuz yanına. Yani yine hasar vuruyor takım. Çok fazla vurmuyor ama vuruyor. O yüzden Chiori'yi buraya koydum. Diğer karakterimiz şöyle hemen. Yelan. Yelan'ı SS Plus'a koydum. Dediğim gibi ben destek karakterini ya. Destek sap DPS karakterlerine daha çok değer veriyorum. O yüzden SS Plus'a koydum direkt. Yani söz söylememe gerek var mı Yelan ile ilgili bilmiyorum ama ya vuruyor karakter. Sap DPS zaten. Main DPS'inizin hasarını arttırıyor. Ve daha ne olsun. Oynanışı kolay. Her şeyi var yani. O yüzden SS Plus'a koydum Yelan'ı. Diğer karakterimiz Mika. Mika kimle oynanıyor? Yula ile oynanıyor. Başka da yok sanırım. Ya fiziksel Razer falan onunla da oynanıyordur da hiç oynayan görmedim. Genelde Yula ile oynanıyor. Yula'yı da ben muhtemelen yani ama bir de healer olduğundan Mika Furina ile falan bazı takımlar işte Avare ile falan aslında kullanılabiliyor. Denetiniz diğer takımdaysa falan. Ya B veya A da A değildir ya. B'ye koyalım. Aynen B. B'de kalsın Mika. Evet diğer karakterimiz hop Yaemiko. Şimdi Yaemiko'yu S'e koyacağım gibi. Ama SS de çıkabilir mi? Çünkü ya S'e koyayım ya. Şöyle bir şey var. Yaemiko sap DPS bir karakter. Ya main DPS de oynayabiliyorsunuz ama genelde sap DPS. Dediğim gibi sap DPS'leri ben biraz fazla değer verdiğimde aslında SS'e koyabilirim. Burada Yaemiko'yu hangi takımda oynuyorsunuz? Aggravate takımlarında oynuyorsunuz. İşte Yaemiko, Fischl, Kazuha ne kaldı? Nayda, Kirara, neyse oraya Dendro karakteri. Ne o Aggravate takımlarında en güçlü oluyor Yaemiko. O yüzden aslında evet S'e koyalım ya Yaemiko'yu. S'de dursun. Diğer karakter hop Yula. Evet Yula'yı B'ye koyacağım gibi. Şimdi Yula'nın sorunu şu. Bence Yula takımında bir karakter eksik. Güzel bir elektro karakter gelirse yani Raiden dışında. Normalde Yula takımı işte Raiden, Mika, Yula, Furina şeklinde şu anda en fazla vuran takımı DPS olarak. Yani orada Raiden yerine başka bir güzel bir elektro karakteri gelse böyle fiziksel hasar falan bufflayabilen, bilmiyorum kritik hasar verebilen on field'a yani. Böyle bir karakter gelse daha iyi olabilir gibime geliyor. O yüzden B'de tutacağım Yula'yı ben. Dediğim gibi bende Yula var bu arada kendisiyle. Yula'nın aslında diğer bir sorunu da ya Abyss'te eğer ki Yula'ya göre düzgün düşmanlar varsa Yula A'ya çıkar. Ama genelde olmuyor. O yüzden B'de tutuyorum. Onu da not olarak geçeyim. Diğer karakterimiz Yanfei. Yanfei ben de alt hesabımda kasılı. Fazla oynamıyorum. Muhtemelen B'dir diye düşünüyorum. Dediğim gibi fazla oynamadım kasılı ama. O yüzden B'dir diye düşünüyorum. Ya fazla bir şey diyemeyeceğim Yanfei için. Pyro DPS 4 yıldızlı. Diğer karakterimiz Tignari. Tignari'yi S'e koydum. Fırna'nın gelişiyle birlikte bayağı gücü de arttı. Hyper Bloom Tignari oynanabiliyor. Ve gayet güçlü karakter. Yaemiko ile Aggravate de oynayabiliyorsunuz. Yaemiko, Zhongli, Nahida Tignari şeklinde veya Fischl'da koyabilirsiniz Double Electro yapıp. Veya önceden dediğim gibi Tignari Hyper Bloom işte Furina, Kuki, Nahida, Tignari şeklinde oynanabiliyor. O yüzden S'e koydum Tignari'yi de. Diğer karakterimiz Kazuha SS Plus'a koydum. Yani kimse şaşırmamıştır herhalde diyerekten. Kazuha en iyi grouperlardan biri ve gruplamasının dışında da takıma da buff veriyor. Yani daha ne yapsın bu karakter. Bir de direnç kırıyor seti sayesinde. Bir de eğer ki birden fazla düşman varsa Swirl ile fazla hasar veriyor Kazuha. Electro Charge takımlarında da çok fazla hasar veriyor Kazuha. Çünkü çift Swirl atıyor hem Electro hem Hydro Swirl'lüyor her zaman. Yani Kazuha da Kazuha diyerekten SS Plus'ta. Diğer karakterimiz Venti. Venti duruma göre çok iyi ama 12. katta Venti genelde iyi değil. 11. katta iyi. Böyle bir durumu var Venti'nin. O yüzden A'ya koyacağım Venti'yi. Böyle yani A'ya koydum Venti'yi. A'da dursun. Çünkü Venti'nin yapabildiği her şeyi Kazuha yapabiliyor genel olarak. Neredeyse hepsini diyeyim. O yüzden A'ya koydum. Diğer karakterimiz Candace. Evet Candace. C'ye koyabilirim Candace'ı. C veya B ama C'de dursun ya. C'de dursun çünkü D'ye niye koymuyorum? Çünkü Candace'ın kullanım alanı var Consult'ta. Dediğim gibi Consult olarak değerlendirdiğimden karakterleri. Eğer ki Consult'ı kendisiniz varsa Arlecchino ile oynayabiliyorsunuz. Nilou, Bloom takımlarında oynayabiliyorsunuz. O yüzden D'de dursun. O takımlarda oynanabildiği için. D'ye genelde hiç böyle takımda oynanamayan karakterleri koyacağım. Onu da söyleyeyim. Diğer karakterimiz Nilou geldi. Nilou S'e koydum. Evet S. Nilou'yu S'e koydum. Nilou, Bloom takımları yani gayet iyi.
Tek hedefe karşı Nelubulum takımları biraz zorlanıyor. Onun dışında çoklu hedefe karşı gerçekten iyi bir takım. Bir de kendi silahını alırsanız Nilu'nun takım daha da güçleniyor. O da var. Yani Nilu'nun silahı da çok iyi. O yüzden yani S'e koydum Nilu'yu. Diğer karakterimiz Sino. Evet, bu arada ben Sino main'im. Onu da not olarak geçeyim ve A'ya koydum Sino'yu. Yani Hyperbloom atan on-field DPS karakteri. Ya çok bir şey söylemeye gerek yok bence. Ya Sino'nun sorunu şu. Off-field elektro uygulayamadığı için eğer ki Sino'yu tek elektro olarak oynuyorsanız bloomları patlatamıyorsunuz Sino'ya geçene kadar. O bloomlar boşa gidiyor. Öyle bir sorunu var. Bir de kombosunu yapmanız gerekiyor Sino'da. Kombosunu yapamazsanız daha az hasar veriyorsunuz. Daha sonra kombosunu yapmanız gerektiği için de Sino daha fazla hasar alıyor. Çünkü yani komboyu yapıyorsunuz. Daha fazla hasar alıyor. O da bir sorun. Böyle böyle sorunları olduğu için A'ya koydum Sino'yu. Diğer karakterimiz Ayaka. Evet, Ayaka'yı da A'ya koyacağım. Çünkü Ayaka neden A'da? Ayaka'nın sorunu şu. Abyss donma takımlarına göre iyi gelmiyor. Yani bilmiyorum ama Hoyos ne yapıyor artık bilmiyorum. Ya, buz karakterlerine göre düzgün Abyss getirmiyorlar. Bu bir sıkıntı. Diğer sıkıntı da donma takımları biraz geride kaldı. Nevlet sayesinde o da yine. Çünkü mesela donma takımı oynuyorsanız Ayaka'yla. Mesela Fırnalı donma takımı var. Fırna, Charlotte, Kazuha, Ayaka. Değil mi? Orada Ayaka yerine Nevlet koyarsanız daha fazla vuruyor takım. Ya öyle bir şey var. Ya donma takımı oynasanız yine Nevlet oynuyorsunuz. O yüzden A'ya koydum. Bir de oynanışı da zor Ayaka'nın. Gruplamanız falan gerekiyor. Kazuha'ya bağımlı bir karakter Ayaka. Kazuha'nız yoksa, eğer Ayaka'nız varsa Kazuha almanızı öneririm. Zaten Kazuha alın yani. Kazuha alın. Ya bu yüzden A'ya koydum Ayaka'yı. Evet, diğer karakterimiz hop Layla. Layla'yı B'ye mi koysam mı? Evet, B'ye koyalım ya. Ha, B değil de A mı? Şimdi kalkan karakteri ama kim kullanıyor? Rosaria ile aynı sebepten Ayaka ile kullanabilirsiniz. Burada Consulted Layla'yı değerlendirdiğim için Consulted Layla da hasar vuruyor. Rosaria kadar vuruyor yani. O yüzden aslında evet, B'de dursun ya. B'de dursun şurada. Ya kalkan karakteri çok bir şeyi yok dediğim gibi. Bazen avare takımında da kullanılabiliyor ama avare takımında kalkan kullanacaksanız Tom'u kullanmak daha iyi Layla'dan. Öyle bir şey de var. Diğer karakterimiz Faruzan. Şimdi Faruzan'ı S'e koydum. Hatta S Plus'a bile, yok SS'e de çıkarabilirim. Çıkarsam mı? Çıkarmadım ya, yok. S'de dursun. Bu Anemo DPS'lerin yanında dursun. Faruzan konsaltısı çok güçlü. Yani Anemo DPS'ler Faruzan sayesinde vuruyor. Öyle bir gerçek var. O yüzden S'e koydum. Diğer karakterimiz Yao Yao. Yao Yao Nilubloom takımlarında oynanıyor. Eğer ki Nahidanız yoksa Alhitem'ın yanında oynayabiliyorsunuz. Başka da bir yerde oynanmıyor sanırım. Evet, bu kadar. Ha, Aggravate takımlarında oynanıyor, doğru. Onu unuttum. Aggravate takımlarında Dendro olarak kullanabiliyorsunuz. A'ya koyabilirim. Evet, A'ya koyayım. Ya ya A'da dursun. Evet, diğer karakterimiz Sayu. Vallahi Sayu hiç oynamadım. Hiç kasmadım da. Healer ve Anemo. Ya Jhin'iniz yoksa iyi. Onun dışında Jhin varsa zaten Jhin daha iyi. O yüzden B'ye koyayım bari. Diğer karakterimiz Kaveh. Kaveh de kasmadım. Oynamadım. Ama C veya B olur gibime geliyor. Ya Kaveh Nilubloom takımlarında oynanıyor. Ama Nilubloom takımında ya Yao Yao bence daha iyi. O yüzden C'ye koyacağım gibi ya. Sadece bir takımda oynanıyor. Ve o oynandığı takımda da daha kötü diğerlerinden. O yüzden C'ye koydum. Diğer karakterimiz Kokomi. Kokomi A mı S mi? S konabilir sanırım ya. Kokomi Monohydro takımlarında iyi. Freeze takımlarında kullanılabiliyor. Phaser takımlarında kullanılabiliyor. Healer, DPS, Fırına geldi. Fırına daha da güçlendirdi Kokomi'yi falan derken S'e koydum. Bu şekilde. Diğer karakterimiz Sara. Sara B veya A'ya koyacağım. Sara'nın iyi olduğu takımlar işte Raiden takımları, Clorinda takımları, bu kadar. Raiden ve Clorinda yani. Sara'nın iyi olduğu takımlar. Ama onda da en iyi seçenek olmuyor genelde. O yüzden B'de tutacağım. En iyi seçenek olsa A'ya koyardım. Ama B'ye koydum Sara'yı. Diğer karakterimiz hop Hu Tao, şöyle SS'e koyalım. Zaten ya Hu Tao bilmeyen yoktur. Tao 1.3'ten beri oyunda olan bir karakter. Hala tek hedefe karşı hasarı en yüksek olan karakterlerden biri Hu Tao. Bir de Kurina geldi, yine Hu Tao güçlendi. Sonra Shanyun geldi, yine Hu Tao güçlendi. O yüzden SS'e koydum Hu Tao'yu. Diğer karakterimiz Lynette. Çünkü Lynette de muhtemelen B'dir. Ama ben pek oynayacak takım bulamadım. Sadece Anemo takımlarında oynanıyor sanırım işte. Avare, Lynette, Bennett, Faruzan şeklinde mesela. Yani öyle oynanabilir DPS olarak veya Azir'de falan da oynanabilir aslında ama o yüzden B'ye koydum ya Lynette'yi de. B'de dursun.
Evet, diğer karakterimiz Eloy, D'ye koydum. Güzel. Zaten Eloy kimse de yoktur muhtemelen. Diğer karakterimiz Toma. Ben Toma karakterini seviyorum ya. Bence güzel bir karakter. A'ya mı koysam S'e mi? A'ya koyacağım gibi ya. Toma'nın oynandığı takımlar Avare takımları. Avare de kalkancı olarak oynanıyor. Florin'de de Chevreuse takımında Toma oynanıyor yine. Başka sanırım Arlecchino ile de oynanabilir. Ben oynamıyorum ama. Daha başka Yoimiya ile oynanabilir. Onun dışında daha da Huta ile de oynanabiliyordu. Yani eskiden oynuyorlardı Huta ile. Hala oynuyorlar mı bilmiyorum. O yüzden A'ya koyacağım Toma'yı. Diğer karakterimiz Itto. Itto'yu da şöyle A'ya koyayım. Hatta Goro'nun yanına da koyalım. Itto, Tio main DPS karakteri. Fiori ile oynanıyor. Goro ile oynanıyor. Yani Tio takımı oluşturuyorsunuz, oynuyorsunuz. Tek bir şeyi yok yani. O yüzden A'ya koydum yine. Diğer karakterimiz Raiden, S'e koydum. Oynanışı kolay olan bir karakter. Tüm takıma enerji yeniliyor. Ya çok fazla vurmasa da vuruyor. Ya Xingqiu, Bennett, Xiangling'i atıyorsunuz yanına, takım vuruyor zaten. O yüzden S'e koydum. Veya DPS Raiden oynuyorsanız Chevreuse'la oynayarak de Chevreuse da güçlendirdi Raiden'ı. O yüzden S'e koyacağım. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki Hyper Bloom Raiden oynuyorsanız SS'e koyacağım. Ama Hyper Bloom Raiden bilmiyorum yani. Hyper Bloom Raiden daha iyi. O da bir gerçek, onu unutmayın. Yine S'e koyacağım da karakteri. Bu kritik Raiden. Burada Hyper Bloom Raiden olaraktan. Yine burada dursun ama Raiden. Diğer karakterimiz Yun Jin. Evet, Yun Jin böyle B'ye koyalım. Çok fazla kullanımı yok. Ayato'yla oynanabiliyor. Yoimiya ile oynanabiliyor. O kadar sanırım. Evet, o kadar. Yani çok fazla bir şey yapmıyor Yun Jin. Böyle diğer karakterimiz Shao. Şimdi ben bir de Shao main'inim. Dino main'im demiştim. Bir de Shao main'im ben. O yüzden şöyle koyalım. Shao'yu da S'e. Shao Fırna'nın gelmesiyle ve Shanyu'nun gelmesiyle birlikte bayağı güçlendi. O yüzden yine S'e koydum. Kalkana ihtiyaç duymayan bir karakter. Fırna, Shanyu, Faruzan, Shao'yu koyuyorsunuz, yok ediyor. Ya tek hedefe de fazla vuruyor Shanyu sayesinde. O yüzden S'e koydum Shao'yu. Diğer karakterimiz Kuki, S Plus'a gidiyor. Yani SS Plus'a. Ya herkes bence Kuki kasmalı Hyper Bloom oynayacaksanız. En iyi Hyper Bloom triggerlayan karakter Kuki. Ya bir de Raiden var ama dediğim gibi. Kuki bir de heal atıyor. Yani hem heal atıyor hem Hyper Bloom'la hasar veriyor karakter. Çok iyi bir karakter. Diğer karakterimiz Kolei. Kolei B'ye mi koysam? B'ye koyacağım sanırım. Kolei'yi de B'ye koyduk. Yani çok yaptığı bir şey yok. Hangi takımlarda oynanıyor? Nilubloom'da oynanıyor. Aggravate takımlarında oynayabiliyorsunuz. Onun dışında pek oynandığı bir takım yok. Diğer karakterimiz Heizo. Çünkü Heizo da B'ye koyacağım ya sanırım. Evet, B'ye koyalım Heizo'yu. Aslında A'ya gider mi ki? Gitmez gibi ya. Gider mi ki? Yok, B'de dursun. Ya oynaması eğlenceli karakter aslında Heizo. Ama bilmiyorum, bir şey eksikmiş gibi Heizo'nun. Onu çözemedim. Ya bir anda fazladan hasar vuruyor. Ama o hasar vurduktan sonra hiç hasar vurmuyor. Ya, o yüzden orada DPS'i çok düşürüyor o hasar vurmadığı süre. Ama anlık hasarda falan yani gayet güzel. 250-300k vuruyor elemental yeteneği. Öyle bir hasar vuruyor. Otis de 100k vuruyor. O yüzden B'ye Yula'nın yanına nuke olarak koyalım. Diğer karakterimiz hop Arlecchino. Şöyle hemen SS'e gitsin. Arlecchino da yani anlatmama gerek yok herhalde. Aslında var ya, Arlecchino Furina kullanmayan güçlü karakter. Ve yani fazla hasar vuruyor. Furina yerine Yelan kullanıyoruz. Yelan ile wave atabiliyor. Sonra Chevreuse takımında çok fazla vuruyor. O yüzden ya hasar vuran karakter. Sadece oynaması zor. Çünkü heal alamıyor. Sadece kendini iyileştirebiliyor ultisiyle. Ama oynayabiliyorsanız dediğim gibi gayet güçlü bir karakter. Evet, diğer karakterimiz Chi-Chi. Şöyle D'ye koyayım. Aslında C'ye koyardım Furina geldiği için falan. Ama D'ye koymamın sebebi şu. Enerji yenilemiyor. Bir de elemental yeteneği 30 saniye. Ya bu iki sorun çok büyük sorun. O yüzden D'ye koydum Chi-Chi'yi. Diğer karakterimiz hop Baizu. Baizu A mı S mi? S'e gider ya. Evet. S'e gider. Baizu popüler olmayan bir karakter ama güçlü mü? Güçlü. Nasıl güçlü? Ya yani Dendro karakteri bir de heal atıyor tüm takıma. Furina var. Furina'yla iyi gidiyor. Sonra Hyper Bloom oynayabiliyorsunuz. Aggravate takımlarında oynayabiliyorsunuz. Hemen hemen her yerde oynayabiliyorsunuz Baizu'yu. O yüzden S'e koydum Baizu'yu. Diğer karakterimiz hop Emily. Şimdi Emily daha çıkmadı. Ben bu videoyu çekerken daha 4.7'deyiz bu videoyu çekerken ama hadi Emily'yi de daha denemedim dediğim gibi. Tamamen tahmini koyacağım Emily'yi. Emily muhtemelen burada olacak S'te ama bakalım.
Yani SS'e çıkma ihtimali de var. Ama S'e koydum Emily'yi şimdilik. Diğer karakter Nevulet, SS'e şöyle koyalım. Yani anlatmama gerek yok yine. Alan hasarı veren, oynaması kolay, yani hasar vuran karakter. Yani daha söyleyebileceğim bir şey yok. Neredeyse tüm Abyss Nevulet'in oynayabileceği şekilde geliyor. Yani yok ediyor Nevulet. Diğer karakterimiz Fremenet. Ben de Fremenet katılı muhtemelen B'ye koyacağım. Dediğim gibi Consult Fremenet yulayla yakın hasar vuruyor. Ama Fremenet'in sorunu da şu. Ya dojlamak zor Fremenet'te. Çünkü elemental yeteneğinizi basmanız gerekiyor. Şu penguene vurmanız gerekiyor. Penguene vururken de dojlayamıyorsunuz. O zaman da hasar alıyorsunuz. İşte o yüzden oynaması zor biraz. O yüzden B'ye koydum. Diğer karakterimiz Chongyun, C'de kalsın. Yani fazla bir şey yapmıyor Chongyun. Konsikisinden gelen bekleme süresi azaltmasını kullanabilen ya pek takım yok. Bir kullansa da güçlü olmuyor takımlar. O yüzden C'ye koydum. Diğer karakterimiz Xiangling'i şöyle SS'e koyacağım sanırım. Evet, SS'e koyalım ya. Xiangling SS'e. Aslında S Plus'a da çıkılabilir Xiangling ile ama SS Plus'a çıkmasının sebebi şey olur. Tek off field böyle fazla payroll uygulayan karakter olduğundan olabilir. Natlan geldiğinde bu değişebilir. Ama yine SS'e koyacağım ya Xiangling'i. Burada dursun. Yani Xiangling hasar vuruyor karakter. Off-field pyro DPS, mono pyro takımlarında oynanıyor. Bennett, Kazuha, Xiangling'i koyuyorsunuz. Zaten yok ediyor. Ya yani diyecek bir şey yok. O yüzden SS'e koydum. Dediğim gibi SS Plus'a da koyabilirim aslında ama kararsız kaldım orada. SS'e koydum o yüzden. Diğer karakterimiz Chevreuse. Evet, Chevreuse'u sanırım ben SS'e koyacağım ya. Consult'ı Chevreuse, yani bu nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum ama Chevreuse takımları çok güçlü. Mesela Clorine de Chevreuse takımı güçlü. Arlecchino'nun Chevreuse takımı şu anda sanırım en güçlü Chevreuse takımı. Aynı şekilde Linee'in de Chevreuse takımı en güçlü Chevreuse takımı. Ama sorun şu, ya Linee'de oynayamıyorsun çünkü kalkan yok falan. Oynaması zor. Arlecchino'da oynaması daha kolay. Yani Chevreuse takımları vuruyor. O yüzden SS'e koyacağım Chevreuse'u. Aynı zamanda zaten Chevreuse takım olduğu için Raiden de vuruyor. Daha başka kim? Clorinde de vuruyor. Yaymiko'yu koysanız yine vuruyor. Ya vuruyor da vuruyor takım. O yüzden SS'e koydum Chevreuse'u. Diğer takımımız, pardon, ne diğer takım? Diğer karakter Xingqiu. SS Plus'a koydum. Yani hasar azaltması var, su uygulaması var, hasar veriyor. Daha ne yapsın? Böyle hatta Yelena'nın yanına koyalım. Ama dediğim gibi sıralama fazla ifade etmiyor yani. Sıralamadım bu tierları. Onu yine söyleyeyim. Ya yani Xingqiu neredeyse her yerde kullanabiliyorsunuz. O yüzden güzel bir karakter. Diğer karakter Beidou. Beidou'yu A'ya koyacağım sanırım. Evet, A'ya koyalım Beidou'yu. A veya S de olabilir aslında. Yok, A'da dursun ya. A'da dursun Beidou. Ya, tek hedefe karşı çok az hasar veriyor ama çoklu hedeflere karşı bayağı fazla hasar veren bir karakter. Eğer ki bir de iki tane hedef varsa yani en fazla hasar verdiği durum o oluyor. Yok ediyor iki hedefi de. O yüzden A'ya koydum. Dediğim gibi S'e de çıkabilir. Bilir mi? Yok, çıkmaz ya. A'da dursun, evet. A'da dursun Beidou. Diğer karakter Shanyun. Shanyun'u SS'e mi koysam? Evet, SS'e koydum herhalde Shanyun'u. Shanyun buff'ı çok güçlü. Ya Shanyun'u koyuyorsunuz takıma, takım planş takımı oluyor. Her türlü vuruyor takım. Ya buff'ı güçlü. Alan heal'ı atıyor. Burina var. Burina'yla genelde kullanılıyor Shanyun. Chao'yla gidiyor. Huta'yla gidiyor. Başka kullanacaktan kim var? Da başka daha yok ya, değil mi? Ha, Diluc var. Pardon, onları unuttum. Diluc güçlendirdi Shanyun. Sonra Gaming var. Daha başka plunge atan. Ya Bennett plunge da oynayabiliyorsunuz DPS olarak. Ha, Navia plunge oynayabiliyorsunuz. Yani güçlü karakter. O yüzden SS'e koydum. Dediğim gibi ama bu şey demek değil mesela. Yani Nebulet'le Shanyun'u karşılaştıramıyorsunuz. Çünkü biri main DPS, biri destek. Onu yine not geçeyim. Ama güçlü karakter Shanyun. O yüzden SS'e koydum ben. Diğer karakterimiz Gaming geldi ve Gaming'i şimdilik öyle bir yere koyacağım ki diyeceksiniz ki indir onu aşağı. Ama Gaming güçlü bir karakter. Evet, Gaming'i SS'e koydum. Bende kasılı Gaming, Consult'ı Gaming var. Ya 300k plunge atıyor tek bir E ile ve bunu 6 kere falan atabiliyorsunuz. Ya 1 milyon 800 bin vurabiliyor Gaming tek rotasyonda. Zaten Shanyun'la oynanıyor. Shanyun, Furina, Bennett, Gaming şeklinde oynanıyor. Ama oynanışı zor mu? Zor, evet. Bir de oynanışına alışmanız gerek. Çünkü farklı bir oynanışı var Gaming'in. Ya böyle plunge attıktan sonra düşen aslanı yakalamak falan gerekiyor. Ama dediğim gibi oynayabiliyorsanız çok güçlü Gaming. O yüzden SS'e koydum. Diğer karakterimiz Charlotte. Şimdi Charlotte A mı? A'ya koyabilirim. A veya S'inden biri. Charlotte nerede oynanıyor? Donma takımlarında oynanıyor. Bir de Nevulet'le. Yani Nevulet'le de oynadığınızda donma takımı oluyor zaten. Ve Nevulet, Ayaka takımı, başka Ganyu takımında da oynayabilirsiniz yine. Rizli ile oynayabilirsiniz donma takımında.
Ya S veya A'ya koyacağım da tam olarak emin değilim. A'ya koyacağım ya sanırım. Biraz enerji kasmanız gerekiyor ve 220 enerji kasmanız gerekiyor Charlotte oynayabilmek için. O yüzden A'ya koydum diyelim Charlotte. Evet, diğer takım ne ya? Diğer karakter Keking. Keking'i A'ya koyacağım. Ya hemen hemen Sino'yla eşit denir mi? Denir herhalde. Sino'yla eşit hasara sahip sayılır. Rımsı. Sino genelde Hyper Bloom oynuyor. Keking Aggravate oynanıyor. O yüzden pek sayılır mısı dedim. Takımları biraz farklı ama Keking'in bu A'da durmasının sebebi Fischl'ın iyi olması. Keking Fischl'ı tetikleyen bir karakter. O yüzden A'ya koydum Keking'i. Diğer karakterimiz Klee. Klee'yi S'e koysam. Yok, S değil ya. A sanırım. Evet, A'ya konur ya. Aslında fırının gelmesiyle Klee güçlendi ama S'e çıkar mı ki? Çıkmaz ya S'e. A'da dursun. Evet. Klee A'da dursun. Dediğim gibi fırının gelmesiyle birlikte işte Kazuha, Fırna, Bennett, Klee şeklinde oynayabiliyorsunuz. Klasik Pyro DPS takımı. O yüzden A'ya koydum Klee'yi. Diğer karakterimiz hop Setos. Setos'u Consult olarak değerlendiriyoruz değil mi? O zaman S'e koyuyorum Setos'u. Aslında Consult olmasa da Constort olsa da yetiyor sanırım ama Consult'sı daha oynanış kolaylığı sağlıyor. Setos vuran bir ya Elektro DPS. Sadece Aggravate takımlarında veya Hyper Bloom takımlarında oynanıyor. Diğer takımlarda oynayamıyorsunuz. Ama vuruyor mu vuruyor. O yüzden S'e koydum Setos'u. Diğer takımımız Tartaglia. Orada takım deyip duruyorum da. Karakter. Böyle Ayato'nun yanında ikisi dursun birlikte. A'ya koydum. Dediğim gibi Nevlet'in gelmesi bu iki karakteri fazla etkiledi. O yüzden A'ya koydum. Tartaglia'yı da. Ya Tartaglia'nın oynandığı tek takım var. Kazuha, Bennett, Xiangling, Tartaglia. Yani daha söylenecek bir şey yok. Bu kadar. A'ya koydum o yüzden Tartaglia'yı. Aslında S'e de konulabilir mi diyeceğim de. Ben A'da tutacağım ya. Evet. A'da dursun. Diğer karakter Albedo B'ye gitti. B'de dursun. Diğer karakterimiz Shen He. Shen He A mı S mi? Muhtemelen A'ya koyacağım. Çünkü neden diyeceksin? Shen He güçlü değil mi? Çünkü sorun şu. Fırına'nın gelmesi Shen He'nin değerini azalt. Çünkü Shen He'yi nerede oynuyorsunuz? Donma takımlarında veya Melt takımlarında değil mi? Donma takımında Ayaka'da veya Ganyu'da kullanabiliyorsunuz. Ama Shen He yerine Fırına Charlotte koysanız yine Shen He kadar hasar vuruyorsunuz. O yüzden ya bir de Melt takımlarında da Fırına koysanız buff veriyor. Yine takım daha fazla vuruyor. O yüzden ben A'ya koyacağım ya Shen. Buna gelmeden önce deseydiniz S'te olurdu. Ama şimdi A'ya koyacağım. Zaten dediğim gibi donma takımları çok güçlü değil. Ondan da biraz A'da. Diğer karakterimiz Lissa. Lissa'yı B'de mi tutayım? Evet, B'de dursun burada. Ya bazı takımlarda oynayabiliyorsunuz Lissa'yı ama genelde Aggravate takımlarında oynanıyor. Aggravate veya Hyper Bloom işte. Ya onun dışında pek oynandığı yer. Ya Nevilet ile oynayabiliyorsunuz aslında Lissa'yı ama yani Lissa dışında diğer oynanacak çok karakter olduğu için o takımda yani ben B'ye koydum yani Lissa'yı. Diğer karakterimiz Nahida. Evet, Nahida'yı şöyle SS Plus'a koyduk. Anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Yani en iyi Dendro, top DPS karakteri. Çok Dendro uygulayan bir karakter. Neredeyse tüm Dendro takımlarında iyi. Bir en kötü olduğu sanırım Aggravate takımları. Ama orada da yine kullanabiliyorsunuz. Onun dışında diğer tüm Dendro takımlarında kullanılıyor Nahida. Yani daha diyecek bir şey yok herhalde. Yani diğer tüm Dendro takımlarda en iyi seçenek. O yüzden SS Plus'ta. Diğer karakterimiz Furina. Furina da şöyle SS Plus'a koyalım. Yani söz söylemeye gerek yok sanırım. Tüm takıma hasar buff'ı veriyor. Ve kendisi de hasar vuruyor. Ya gayet güçlü karakter. Tek kötü yanı ya healer'la oynamanız gerekiyor Furina'yı. Ama zaten genelde tüm takımlarda healer olduğundan bu bir kötü yan gibi gözükmüyor aslında. O yüzden SS Plus'ta Furina. Diğer karakter Ganyu. Ganyu'yu şöyle Ayaka'nın yanına alalım. Burada dursun onlar. Yani Ganyu, Ayaka. Hatta Rizli'yi de alalım şöyle. Rizli. Benim gözümde üçü de aynı bunların. O yüzden öyle kardeş kardeş takılsınlar onlar. Aslında Rizli'nin böyle Vape Melt takımı var. İşte Fırna, Bennett, Xiang, Rizli şeklinde ama yani oraya Ganyu'yu da koysanız vuruyor. Ayaka'yı pek koymazsınız. Ayaka genelde donma takımı sadece. Bu ikisi ama Melt oynanabiliyor. Ganyu ile Rizli. Ama A'da tutacağım ya. Evet, A'da dursun. Diğer karakterimiz Xinyan D'de kalsın. Diğer karakter Ember D'de kalsın. Diğer karakter Barbara C mi B mi? Ya Barbara'nın oynandığı takım bir Nilou Bloom takımı var. Onun dışında yok. Tamam ya, Candice'la burada takılsın. Ama Barbara bir de healer. Healer olduğunda Fırna'yla falan eğer ki healer'ınız yoksa kullanabiliyorsunuz da. Onun için B'ye çıkarmak mantıklı mı? Yok ya, C'de dursun Barbara. Evet. Diğer karakterimiz Navia. Evet, Navia'yı S'e mi koysam, SS'e mi koysam diye düşündüm.
Böyle Ace'in başında dursun bari Navia. Yani Navia güçlü karakter ve Geo karakteri ama güçlü. Öyle bir karakter. Yani gayet güzel nuke atıyor. Plunge Navia oynayabiliyorsunuz Shanyun'la. Karakter vuruyor. Yani oynaması da kolay. Sadece ikinci bir Geo karakterine ihtiyacınız oluyor. İşte ikinci Geo karakteri de hiçbir 5 yıldızlı Geo'nuz yoksa Ningguang'la oynanıyor. Hatta Ningguang'ı da koyayım şöyle B'ye. Hiçbir Geo karakteriniz yoksa Ningguang'la oynanıyor. Eğer ki Albedo'nuz varsa Albedo ile oynayabilirsiniz. İşte Chiori ile oynayabilirsiniz. Sonra bir de Zhongli ile oynayabilirsiniz. Zhongli'yi de koyalım ya şöyle. Zhongli'yi S'e mi koysam? Yok, SS'e koyacağım Zhongli'yi. Yani Navia vuran, oynaması kolay, güçlü bir karakter. Ama SS'e de koyulabilir yani. Öyle bir potansiyeli de var. Ama ben S'e koyacağım. Zhongli'yi SS'e koydum. Neden? Ya en iyi kalkancı, bir de düşmanın direncini kırıyor. Ve Nevilet'in en iyi takımında. O yüzden bayağı güçlü bir karakter olarak geçiyor. Bir de zaten oyunu kolaylaştırıyor. O yüzden SS'de dursun Zhongli. Diğer karakterimiz ana karakter geldi. Bu Dendro ana karakter olsun. A'ya mı koysam? A veya B. A'ya koyacağım gibi ya. Tamam, A'da dursun Dendro ana karakter burada. Diğer karakter Fischl. Fischl SS Plus'a çıkabilir ama SS de olabilir. Bence Shangling ile yan yana dursun ya Fischl. Evet, burada dursun Fischl. Yani SS Plus'a çıkma potansiyeli var. Ama çok hedef olunca fazla vurmuyor Fischl. Ama tek hedefe çok fazla vuran bir karakter. O yüzden aslında SS'de dursun ya. Evet, buraya koydum. Fischl genelde agresif takımlarında oynanıyor. Hatta agresif takımlarında main DPS'den daha fazla hasar verebiliyor bazı takımlarda. Keqing takımında en fazla hasar veren Fischl. Daha sonra Yamiko takımında eşit hasar veriyordu sanırım. Yamiko'yu on field oynuyorsanız. Ya Fischl'da sadece bir tane E tuşuna basıyorsunuz. Yamiko ile düz vuruş atıyorsunuz. 3 kere E atıyorsunuz. Ulti atıyorsunuz. Ya o hasara denk hasar veriyor Fischl. O yüzden güçlü bir karakter. Bir de Chlorinde ile de iyi gidiyor. O yüzden SS'de durursun. Ama dediğim gibi SS Plus potansiyeli var yani Fischl'ın. Aynı şekilde Shangling'in de SS Plus potansiyeli var da. Ben yine SS'e koyacağım ya. Diğer karakterimiz Noel. Noel'i A'ya mı koyacağız? Evet. A'ya koyalım. Böyle Goro'nun yanına. Fırına ile birlikte Noel güçlendi. O yüzden A'ya koydum. Ya Geo takımında oynanıyor. İşte Fırına, Goro, Chiori, Noel oynayabilirsiniz. Chiori yerine Albedo da konulabiliyor. Ama Chiori veya Albedo biraz gerekli gibi. Ama ikisi de yoksa Yelan'la falan oynayabiliyorsunuz. Yelan'la falan oynayabiliyorsunuz işte. Double Hydro, Double Geo şeklinde. O yüzden A'da dursun Noel. Diğer karakterimiz Kaya, B'de dursun Rosaria'nın yanında. Diğer karakter Mona. Biraz hızlanacağım bu arada, video çok uzadı. Mona B'de dursun. Burada Mona'yı niye B'ye koydum derseniz, Mona'nın buff'ının süresi çok kısa ve sadece nuke atmak için böyle videolarda kullanılıyor. Onun dışında Abyss'te fazla bir gücü yok. O yüzden B'de. Jhin'i S'e mi koyalım? Evet, S'e koyalım Jhin'i. Shanyu'nun bir altında bence gayet iyi yere S'e koyduk. Ya Fırna'dan dolayı bu S. Fırna Jhin'i güçlendirdi. O yüzden S'e koydum. Diğer Dayona böyle Layla'nın yanında yer alsın. Aslında Layla'dan daha iyi de. Pardon, Layla'dan daha kötü de. Diona. Diana. Neydi adı? Diona. Şöyle koydum Layla'nın yanına. Diğer şöyle, bunu bilmiyorum. Bu ne olsun? Bu diğer tüm karakter. Diğer tüm. Yok ya, Anemo main DPS. Ha, Anemo main DPS ne? Anemo ana karakter olsun. Bunu da B'ye koyalım. Bioemia A'da. Sucrose böyle SS'e koyalım. Sucrose'u. Eğer Kazuha'nız yoksa full Sucrose kullanıyorsunuz zaten. Bir de bazı takımlarda yani Kazuha'dan fazla hasar buff'ı veriyor Sucrose takıma. Hasar buff'ı dediğimde işte takımın hasarını arttırıyor demem daha mantıklı olur. Bazı agro takımlarında, bazı wave takımlarında Sucrose ile daha fazla hasar vurabiliyorsunuz. Yani öyle durumlar var. O yüzden SS'e koydum Sucrose'u. Diluc S'e koydum. Takımı ya yani Shanyun takımı. Fırna, Shanyun, Bennett, Diluc. Ama o takımda Gaming koyarsanız daha fazla vuruyor. O yüzden Gaming'in bir tier altına koydum. S'e koydum Diluc. Razer valla C'ye mi koysam? C'yi koyayım. Aslında B'ye koyayım ya. Çok C çok şık oldu. B'ye koyayım. B de ama şey yani fiziksel Razer değil. Elemental Razer. Onu da söyleyeyim. O yüzden B'ye koydum. Bennett zaten SS Plus anlatmaya gerek yok sanırım. Ya çok fazla atak buff'ı veriyor. Ya atak ile güçlenen karakterlerin hepsi Bennett kullanıyor. Neredeyse hepsi diyeyim. Neredeyse hepsi Bennett kullanıyor. Bir de Chivalry takımı da geldi. Chivalry da Bennett de. İkisi de çok iyi buffer olduğu için daha da güçlendi. Dory'yi A'ya koyacağım. Şimdi diyeceksiniz ki Dory neden A'da? Dory Consult'da alan heal'ı attığı için, ya takımdaki herkesi healladığı için Furina ile falan çok iyi gidiyor. Ya Kokomi takımında işte Kokomi Mono Hydro oynuyorsanız o takımda Dory'yi koyarsanız yine vuruyor takım. O yüzden A'ya koydum. Kokomi'nin bir yeri altına koydum. Kirara Dendro Kalkancı ve
Destek konulabilir aslında. Konsaltı kirara ya iyi ama sorun şu, çoğu kişide kirara yok. Ama ya, kalkancı ve iyi kalkancı, o yüzden Esek koydum. Aggregate takımlarında oynanıyor genelde kirara. Onun dışında Nilou takımında da oynayabiliyorsunuz. Ama Consort'a ihtiyacınız oluyor. Ama dediğim gibi zaten Consult'ı değerlendirdiğim için Ese koydum. Sonra Chlorine'de yine Ese koydum. Chlorine'de Raiden çok benzer güçteler. O yüzden ikisi yan yana dursun. Daha sonra Siegwin var. Siegwin'i şöyle tier'ına yok. Tamam, Dory tier'ında olsun. Şöyle. Ama Dory daha iyidir. Ben gerçekten sanırım Dory Siegwin'den daha iyi olabilir. E şimdi sorun şu Siegwin'de. Siegwin heal atmak dışında başka hiçbir şey yapmıyor. Ama heal'ı da heal yani. O yüzden B'ye düşürebilirim aslında. Hani B'de dursun ya Siegwin. Yani karakterler bitti, evet. Tier list böyle biraz uzaklaştırayım. Böyle bir tier listimiz oldu. Şimdi yerini değiştirmek istediğim veya emin olmadığım karakterleri söyleyeyim. Shining Fischl yukarı çıkabilir. Onun dışında Navia yukarı çıkabilir belki. Sonra daha Shen'e belki Karda olabilir ama bilmiyorum. Daha sonra ya Rizli belki yukarı biraz, yok ya çıkmaz ya. Aynen burada dursun. Yoimiya aşağı inebilir mi ya? Yok inmez ya, o kadar da değil. Tamam Yoimiya dursun orada. Orada Dory çok yüksek koydun diyenler için. Ya Dory Consult olmazsa çöp ya. Dory Consult olmazsa şurada. D'de. Hadi C olsun. C'de. Dory Consult oldu mu burada A'da. Öyle bir tier değişikliği var. Daha başka yok sanırım ya. Aynen. Evet. Tier list bu kadardı. Ulan daha video uzamasın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Eğer ki katılmadığınız bir yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir de bizim bir Discord kanalımız var. Yine yorumlara ben yazarım. Oradan Discord kanalıma da gelebilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.